Sevgili 3. sınıf öğrencilerim, hepinize yeni bir videodan merhaba. Bu videomuzda sizlerle 3. sınıf hayat bilgisi ders kitabımızın 1. ünitesiyle başlıyoruz. Okulumuzda hayat ünitesinin konularını inceleyeceğiz arkadaşlar. Kanalımızda fen bilimleri, matematik, Türkçe gibi ders kitaplarımızın videosu da mevcut. Kanalın oynatma listesi kısmından bulabilirsiniz ya da bana Instagram adresimden yazabilirsiniz. Oradan sizi yönlendiririm. Instagram adresimiz İlkokul öğretmenim. Buradan zaten kanaldaki fotoğrafımla aynı fotoğrafım vardır. Oradan eşleştirip bulabilirsiniz beni. Bulamadığınız videoların linklerini de oradan isteyebilirsiniz. Hazırsanız arkadaşlar ilk konumuzda başlıyoruz. Kendimi tanıyorum konusu. Burada bize bir soru yönlendirmiş. Neleri yapmaktan hoşlanırsınız söyleyiniz. Baktığınız zaman arkadaşlar bireysel bir soru. Herkesin yanıtı farklı olabilir. Genel olarak söyleyecek olursak müzik dinlemekten hoşlanırım. Resim yapmaktan, oyun oynamaktan, tiyatroya gitmekten, kitap okumaktan, satranç oynamaktan diyebilirsiniz. Burası bireyseldir. Size kalmıştır arkadaşlar. Burada iki tane arkadaş var. Birisi gitar çalmayı seviyorum. İyi gitar çalabilmek için kursa gidiyorum demiş. Diğeri de çok iyi basketbol oynuyorum. Okul takımına girebilmek için düzenli antrenman yapıyorum demiş. Güçlü yönlerinizin günlük hayatınızdaki etkileri nelerdir? Arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. Hepimizin güçlü ve ee, zayıf yönleri var, değil mi arkadaşlar? Mesela ben Türkçe dersinde çok iyiyimdir. Matematik dersinde daha az iyi olabilirim. Ya da voleybolda çok iyiyimdir. Teniste biraz daha kötüyümdür. Yetenekli olduğum alanlarda kendimi geliştirmeliyim değil mi? Olduğum seviyede durmamak ve kendimi geliştirmek benim için önemlidir. Ve bu beni günlük hayatımda da etkiler, güçlü yönlerimi geliştirmek günlük hayatımda da bana başarılar getirir. Buradaki arkadaşlarımızı da gördünüz. Bir tanesinin basketbol çok güzel oynadığını söyledi ve okul takımına girmek istedi. Bakın bir alanda kendini geliştirmiş oldu değil mi? Bu şekilde yanıtlayabiliriz. 13. sayfada aşağıya güçlü yönlerinizi ve güçlendirmek istediğiniz yönlerinizi yazınız demiş. Bunlara yazabiliriz arkadaşlar. Güçlü yönlerime ne yazalım? Resim yapmak diyelim. ya da hızlı ve akıcı okumak diyelim hızlı ve akıcı okumak zayıf yönlerimize diyelim ki futbol oynarken çok yetenekli olmadığımı gözlemliyorum. Ya da matematikte soruları çözerken zorlanıyorum dedim. Bu şekilde yanıtlayabilirim arkadaşlar. Yapmakta zorlandığınız etkinliklerde kendinizi geliştirmek için neler yapabilirsiniz? Bunları aşağıya yazınız demiş. Peki neler yapabilirim arkadaşlar? Baktığımız zaman. Öğretmenim mesela daha iyi bir müzik e, Sesim güzeldir. Kendim geliştirmek için biraz ses eğitimi alabilirim. Ses eğitimi alabilirim. Kurslara katılabilirim. Bunları söyleyebiliriz. Ekstra fazladan antrenman yapabilirim. Diyebiliriz. Bunların hepsi tek tek söylenilebilir. 14. sayfaya geçiyorum. Davranışlarımız hepimizi etkiler. Yakın zamanda çevrenizdeki insanları mutlu eden bir davranışınızı söyleyiniz. Baktığımız zaman ne olabilir bu arkadaşlar? Örneğin öğretmenim benim şu davranışım. Sınıftaki arkadaşlarımı çok mutlu etti. Ya da öğretmenimi mutlu etti. Çöpleri çöp kutusuna atmam. Ya da sınıfça okulun bahçesindeki çöpleri temizlememiz okulumuzdaki herkesi mutlu etti diyebiliriz değil mi? Bu e, davranışlarımız bizi ve çevremizi, arkadaşlarımızı etkiliyor arkadaşlar. Mutlu eden davranışlar da olabiliyor, çevremizi mutsuz eden davranışlar da maalesef olabiliyor. Mesela olumlu davranışlarımız insanlarla iyi ilişkiler kurmamızı sağlıyor. eee Okulda herkeste selamlaşmak gibi ya da arkadaşlarımıza yardımcı olmak gibi saygılı davranmak gibi. Bunlar beni olumlu yönde etkiliyor. Peki hangileri olumsuz yönde etkiliyor? Arkadaşlarımızla kavga etmek, alay etmek. Bunlar olumsuz ve kötü davranışlar. Onlara da zarar vermiş oluyorum. Ve bu beni olumsuz etkiliyor. Çevremi de olumsuz etkiliyor. Peki olumlu ve olumsuz davranışlarınız sizi ve arkadaşlarınızı nasıl etkiler demiş? Açıkladık yine aynı şekilde. Beni ve çevremi güzelse olumlu etkiliyor, değilse kötü etkiliyor. Güzelse arkadaşlığım artıyor, sevgi artıyor ama kötüyse nefret artıyor, saygı azalıyor değil mi? Bunu söyledim. Etkinlik zamanı 15. sayfaya geçiyorum. Aşağıdaki davranışların sonuçlarını düşünerek cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız demiş. Arkadaşlarımın eşyalarını izin alarak kullanırsam arkadaşlarım bana eşyayı benimle paylaşırken mutlu olurlar ya da daha samimi olurlar. Arkadaşlarım eşyalarını paylaşmak konusunda eşyalarını paylaşmak konusunda daha rahat olurlar, samimi olurlar diyebiliriz. İstekli olurlar diyebiliriz. Sınıfta bağırarak konuşursam arkadaşlarımı ve öğretmenimi öğretmenlerimi diyelim. rahatsız etmiş olurum. Oyunun kurallarına uymazsam ne olur? Oyundan çıkarılırım. Kimse benimle oyun oynamak istemez ya da kimse benimle oyun oynamak istemez. Derste öğretmenimi dikkatle dinlersem başarılı olurum. Dersi güzel anlarım diyebilirsin. Ders araç ve gereçlerini özenle kullanırsam eşyalarımı uzun süre kullanmış olurum. Daha geç eskirler değil mi ya da eskimezler, daha dayanıklı olurlar. Kantinde sıraya girmezsem kargaşaya sebep olurum. Yiyecekleri alamam. Grup çalışmalarında görevlerimi zamanında yaparsam grubum başarılı olur. Teneffüste sınıfta koşarak oynarsam kazalara ve yaralanmalara sebep olurum. Arkadaşlarımın farklı özelliklerine saygı gösterirsem onlar da bana saygı gösterir. Onlar bize saygı gösterir ya da kötü hissetmezler. Kendilerini kötü hissetmezler. 15. sayfayı bu şekilde tamamladım. 16. sayfaya geçiyorum. Burada bana arkadaşlarınızda gözlemlediğiniz olumlu davranışlar nelerdir demiş. Baktığımız zaman yakın arkadaşlarımıza neleri gözlemliyoruz? Örneğin öğretmenim bana yardımcı oluyor ya da bir söz verdiği zaman bunu tutuyor. Yalan söylemiyor. Bunları söyleyebilirim. Burada arkadaşlar arasında konuşma var. Ben bu kitabı okudum. Çok sevdiğim. Sen de okumak ister misin? diyor arkadaşına. O da teşekkür ederim. Ben de okumak isterim. Diğer arkadaşlara bakıyoruz. Benim yerime neden oturdun? Hemen kalk bağırarak ve kızgın sinirli bir şekilde söylüyor ağlayarak. Diğeri de yanlışlıkla oturdum. Bağırmam beni üzdü. Bu şekilde yanıt veriyor değil mi? Biz arkadaşlarımızla iyi bir şekilde anlaşmalıyız öğretmenim. Bazen onlar bizi üzebilir. Farkında olmadan da üzebilir. Biz onlara yine güzel bir şekilde yanıt vermeliyiz. Hoş karşılamalıyız bu durumu. Bizi olumlu davranışlar mutlu eder, onları da olumlu davranışlar mutlu eder. Bu yüzden her iki taraf da birbirine saygı gösterirse, hoşgörülü olursa bu davranışlar yayılır ve güzel bir, mutlu bir ortam oluşur. Arkadaşınızın oyun oynarken kurallara uymaması sizi nasıl etkiler demiş. Tabii ki olumsuz etkiler. Oyunun bir anlamı kalmaz. E, kuralsız bir oyun zaten kimse oynamak istemez değil mi? Devam ediyorum. Aşağıdaki örnek olayı okuyup soruları yanıtlayınız demiş. Okuyalım. Berkay ile Gökhan aynı sınıfta iyi anlaşan iki arkadaştır. Berkay okul çıkışı parkta oyun oynamayı ona teklif eder. Gökhan annesinden izinsiz parka gidemeyeceğini söyler. Berkay teklifinde ısrar eder. Arkadaşının kırılacağını düşünen Gökhan onunla parka giderek oyun oynar. İkisi de eve geç döner. Anneleri çok endişelenmiştir. Bu durum Gökhan'ın üzülmesine neden olmuştur. Gökhan annesinden özür diler ve bir daha izin almadan parka gitmeyeceğine dair söz verir. Gökhan bu olay sonrasında ne hissetmiş olabilir bize sormuş bunu. Bakın ne oldu Berkay ve Gökhan parka gitmek istedi. Özellikle Berkay bunu istedi ama Gökhan annesinin izinsiz gidemeyeceğini belirtti. Fakat arkadaşını kırmamak için gitti. Ama her ikisinde annesi endişe içinde oldular değil mi? Daha sonra Gökhan özür diledi ve bir daha izinsiz parka gitmeyeceğine dair söz verdi annesine. Gökhan bu olaydan sonra sizce ne hissetmiş olabilir? Üzülmüş ve pişman olmuştur. Yazdık. Üzülmüş ve pişman olmuştur. Sizce Gökhan Berkay'ın oyun teklifi karşısında nasıl davranmalıydı? kararlı olmalıydı ve ısrar etmemesi Berkay'ın ısrar etmemesi gerektiğini söylemeliydi. Arkadaşlarınızın olumlu davranışlarını nasıl etkiler demiş. Sizi nasıl etkilediğini sormuş. Örnek veriniz demiş. Olumlu etkiler. olumlu etkiler bana yardımcı olması bir işi kısa sürede bitirmemi sağlar. Arkadaşlarınızın olumsuz davranışları sizi nasıl etkiler demiş. Bu bizi olumsuz etkiler. Ailemle ve çevremle sorunlar yaşama sebep olabilir. Sorunlar yaşamama sebep olabilir. Mesela ailenden izinsiz buraya gidelim, şuraya gidelim dedi. Eve döndüğümde hem ailemle sorun yaşarım, hem başıma bir e, olay gelebilir. Tanımadığım biri tarafından e, kaçırılabilirim. Bunlar da tabii ki çok büyük olumsuzluklara sebep olur. 18'e baktım. Arkadaşım ol kısmındayım. Birlikte vakit geçirmekten hoşlandığınız arkadaşlarınızı söyleyiniz. Bu arkadaşlarınız ile iyi vakit geçirmenizin nedenleri ne olabilir? Örneğin Ayşe, Fatma, birbiriyle güzel vakit geçiriyor ya da siz onlarla güzel vakit geçiriyorsunuz. bunun sebebi ne olabilir? Çünkü sizin hoşlandığınız davranışlar onlarda olabilir. Sizi kırmıyor olabilirler, size karşı iyi davranırlar, hoşgörülüdürler ve onlarla iyi vakit geçiriyorsunuzdur, anlaşıyorsunuzdur. Evet arkadaşlarınıza en çok hangi zamanlarda ihtiyaç duyarsınız demiş. Ne zaman ihtiyaç duyarız? Üzüntülü olduğumuz zamanlarda ihtiyaç duyarız. Çünkü onlarla bir şeyleri paylaşmak isteriz. Yine mutlu olduğumuz zamanlarda da onlarla paylaşmak isteriz. Her şekilde onlara ihtiyaç duyarız. Etkinlik zamanı arkadaşlarınızda olmasını istediğiniz özellikleri boyayınız demiş. Hangilerinin olmasını isterdiniz? Çalışkan olsun isterdim öğretmenim dürüst saygılı, yardımsever, güvenilir, şakacı olsun. Başka baktığımda tarafsız olsun, kibar olsun ve duyarlı olsun isterdim. Üç tanesini, iki tanesini pardon boyamadım. Öfkeli ve kıskanç. Emre ile Okan iyi arkadaşlar. Okan derse gelirken öğretmenin istediği materyalleri de unutmuştu. Çok üzülüyordu. Sizce böyle bir durumda Emre arkadaşı Okan'a nasıl yardımcı olabilir? Tabii ki materyallerini onunla paylaşarak yardımcı olabilir. olabilir dedik. 21'e baktım etkinlik zamanı. Aşağıdaki çocukların ifadelerini arkadaşlık sürecinde dikkat edilmesi gereken özellikleriyle eşleştiriniz. Evet, burada nasıl bir eşleştirme yapacağız arkadaşlar? Bakıyorum. Arkadaşlarımla konuşurken teşekkür ederim, rica ederim gibi ifadeler kullanırım. Bu nedir? Öğretmenim bu bir kibarlıktır. Kibarlıkla eşleştirdim. Daha sonrasında Arkadaşlarıma her zaman doğruyu söylerim. Adı üstünde doğruluk, dürüstlüktür. Dürüstlükle eşleştirdim. Herhangi bir konuyla ilgili arkadaşımın düşüncelerini dinlerim. Nedir bu? Öğretmenim. Ee, onun e, düşüncelerini dinlemem ona saygılı olduğumu gösterir. Arkadaşımın bir sorunu olduğunda ona yardımcı olmaya çalışırım. Bu da benim duyarlı birey olduğumu gösterir değil mi? Bu şekilde tamamladım. Kruk'i çiziyoruz. Gökyüzünde uçan bir kuş olsaydınız okulunuzu ve bahçesini yukarıdan nasıl görürdünüz? Küçük görürdüm değil mi? Çünkü çok yukarıdan görüyor öğretmenim. Bakın burada göründüğü gibi görürdüm. Yukarıdan. Ben belirli bir özelliğe sahip bir yerin görünüşünü küçülterek kağıt üzerinde kuş bakışı olarak çiziyorsam aynı kuş gibi yukarıdan Akılmış şekilde çiziyorsam, kare, dikdörtgen, üçgen, daire kullanarak çiziyorsam, buna kroki derim. Kroki benim hayatımda kolaylıklar sağlar çocuklar. Nasıl öğretmenim? Adres bulurken bundan yardım alabilirim. Ya da sinemaya da tiyatro salonundaki görevliler de salonun krokisine bakarak bana yardımcı olabilirler. Bilet numaramı ona göre verirler. Değil mi? Nerede oturacağımı belirlerler. Siz ya da okula veliniz toplantıya gelecek sınıfın krokisini çizerek sıranızı ona belirtebilirsiniz. Sınıfınızın krokisini çizerken nelere dikkat edersiniz? Sınıfın düzenine göre çizerim öğretmenim. Örneğin nasıl çizerim? Burada bir öğretmen masası çizerim. Daha sonra burada dolapları çizerim. Herkes kendi sınıfınınkini çizecek. Örneğin burada dolaplarımız var. Şurada sıraların var. Öğrenci sıralarını çizersin kaç tane ise. Çizdim. Daha sonra neyi çizerim? Öğretmenim burada bir çöp kovası var. İşte burada bir kapı var. Bunları belirtebilirim. Peki okulun mu krokisini çizerken öğretmenim burada bir benim okulum var. Bakın. Şuradan da yararlanabiliriz. Burada bir sınıf krokisi görüyoruz. Burada ise bir okul krokisi görüyoruz. Sınıfları belirtiyor değil mi? Okul krokisinde ne diyorum? Şöyle bölümlere ayırdım. 1A dedim. 2A, 3A. Şuraya tuvalet dedim. Buraya Fane dedim. Şuraya mesela kantin dedim. Bu şekilde belirleyebilirim yerlerini. Herkes okulunun ve sınıfının krokisini bu şekilde çizebilir arkadaşlar. Herkes okuluna uygun. Burada ben öylesine çizdim. Evet bir sonraki videomuzda kaldığımız yerden sayfa 24'ten devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, bizden Instagram sayfamızdan takip etmeyi unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.